Rahim. Ama uzadı diye de sıkılmayın o zaman. Yani madem istediğin istendi. Taranadaki sağ olup hocam. Birader Zadem merhum Abdurrahman'ın vefatını mütakip yanıma gelip kuvvetli emarelerle Abdurrahman'ın yerine bana gönderdiği kalbime ihtar edilen gayet çalışkan ve halis kardeşlerimizden elmas kalemli kule önlü sarı bıçak Mustafa Hulusi'nin 10 fıkra yerine geçecek tek birinci fıkrasıdır. Ama burada senin dediğin gibi 10 fıkra yerine geçecek. Demek ki bir fıkra değilmiş. Daha başka fıkrası da varmış. Birinci fıkrası bu. Sen dedin ya 10 fıkra yerine geçecek. Kim dedi? İsmail mi? Evet. 10 fıkra yerine geçecek. Bu bir tanesiymiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min şeyin ilâ yusevî bihamdî. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu bi'adâdi hurufil Kur'ânî ve esrârihâ. Ey benim muhterem ustadım. Usta da yazmış. Aciz talebeniz küre-i arz içerisinde ruhum bazen şarka, bazen cenuba, bazen garba, bazen şimale, bazen semaya giderdi. Acaba yardım ne taraftan erişecek diye beklerdim. Yani yaşamış bir insanın şeyi o noktadan da çok ilginçtir. Çünkü şimdi hala okuttu. Rus abiye. Rus. Seklerimiş hep yalnızım. Evet. Yardım etmiş hep diye. Rus. Bir adam ya. 30 sene. 30 sene. 30 sene bekliyor. Araştırıyor. Nereden yardım bulabilir? Kim yardım edebilir? Niye yalnızım? İnsanlığa ne verebilirim? Din namına ne yapabiliriz? Gençlik, millet elde gidiyor diye 30 sene böyle mücadele ediyor. Beklemiş. Allah aşkına. Bir adam 30 sene ama şu anda komple Rusya'da bütün okullara din dersi konmasına onun o niyeti sebep oluyor. Medvedev mi? İşte değil mi? Koymuş okullara. Yani o çok ilginç ama 30 sene olduğunu yeni duydum. Öyle mi? Ben farkında değilim. 30 sene adam kıvranıyor değil mi? Bu insanlara ben dini nasıl vereceğiz diye. 30 sene. Ne gidiyor? Gençlik diyor. Yani. Allah Allah. Yani fakat o niyete bak. Komple 30 sene cemaat cemaat dolaşsa, medrese bile atsa, bütün Rus mekteplerine din dersi konmasına sen nasıl muvaffak olacaktın? Demek ki arkadaşlar yani yapan Allah'tır. Niyet çok önemli, niyet. Öyle bir çekirdek ki 30 sene toprak altında beklemiş. Evet. Neşenemesi da bu olur. Acayipmiş. Demek ki niyet toprak gibi, istidatlar oradan çıkıyor. Niyet toprak gibi düşünün, her şeyin başı niyet ya. İhlasın da başı niyettir. Ama toprak gibi, demek ki her İsmail istidat ve kabiliyetler o topraktan neşenema buluyor. Toprak, misal. İhlastan önce midir niyet abi? İhlastan... İhlas, ben bunu soracaktım geçen aklıma geldi. Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Şeyde, İhlasla niyetin arasındaki fark böyle çok birbirine yakın. Evet ama ihlasın da ihlası niyettir diyor. İbadetin ruhu ihlastır. Niyettir diyor. Niyetin ruhu ihlas mı diyor? Şeyde, Mesnevi Nuriye'de şey söylüyor. Yani, İhlas olabilmesi için önce niyetin olması lazım değil mi abi? O zaman niyet olmaz, ihlas olmaz. Yani mantıken. İşte işin enteresanı İsmail'in dediği niyeti de ihlas tetikliyormuş. Önce ihlas sonra niyet. Sonra bir daha ihlas. Arkası öne ihlas mı artık? Yani ruhu diyor ya. Mesela o yeri buldun mu abi o niyet ibadette? Evet bak burada bunu bir okuyayım da. Ve keza nazar ile niyet mahiyet eşyayı tayir eder. Günah sevaba, sevabı günah kalbedir. Evet, niyet adi bir hareketi ibadete çevirir. Ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günah kalbeder. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir.
Allah hesabıyla olursa marifet ilahidir. Başka bir yer var. Hepsini biraz da göstereyim diye, bakalım diye. Niyet ameli ibadete şeydir. İbadette de işte ihlas olmak gerekir. Halis olması. O zaman yani bu mantıkla bakarsan aslında niyet ibadetten önce yerine. Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümatını dağıtıyor. Lakin nefsinde, batınında, hususi ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilata tetikat yap. Şimdi öteki niyeti okuyalım, katsedekini. Ucup, gurur, suizan, yeis. Evet, niyet, bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsuludur. Evet, niyet öyle bir hasiyete maliktir ki adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir. Ve keza niyet ölü ve meyit olan haletleri ihya eden ve canlı hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Ve keza niyette öyle bir hasiyet vardır ki seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyiata tahvil eder. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. İhlas da şey. O ruhun ruhu da ihlas. Evet. Buraya mı diyordun? O ruhun ruhu da ihlastır. Öyleyse necat halas ancak ihlas iledir. İşte bu asiyete binaendir ki az bir ömürde çok ameller husule gelir. Buna binaendir ki az bir ömürde cennet bütün lezaiz ve measiniyle kazanılır. Ve niyet ile insan daimi bir şakir olur. Şükür sevabına sevabını kazanır. Vay. Ruhun ruhu, bak demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da İhlastır. Ne acayip ya. Abi şöyle aklıma geldi. Şimdi mesela ben diyelim namaz kılacağım. He. Kalktım, niyet ettim namaz kılmaya desem niyet. Fakat namazı kim için kıldığım önemli. Orada o niyeti, namazı namaz eden Allah rızası için kelimesi olmuyor mu? O zaman ruhun ruhu. Evet. Anladın mı abi? Evet. Bilmiyorum yani anlatabildim mi de. Doğru. Çünkü ben namaz kılacağım ama kim için kıldığım belli değil. Önceden de müşrikler öyle kılıyormuş herhalde münafıklar. Niyetim namaz kılmak. Ha, niyetim namaz kılmak. Ama kimin için kılacaksan o namazı yönlendirmek. Evet, o da ihlas olursa bu sefer o niyet namaz oluyor. Ama mesela görüşler işte benimle beraber yan yana namaz kılabilir adam gelir yani. Ama ne için kıldığını ben bilmiyorum ki. Tabii münafık mesela namazı yatsı ve sabah kılmaz, öğleni de senin benim için kılıyor. Yani o niyeti ruhlandıran oradaki o zaman ihlas oluyor, canlandıran. Yani. Niyet namaz kılmak ama o namazı kim için kılmak? İhlas oluyor. Evet. Güzel. Tebrik ederim, çok güzel. Maşallah. Bir de 201'de şöyle var. Bu okuduğum yer 70'ti Mesnevi Nuriye. Şimdi 201. İlemeyye el-Aziz. Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucup, riya ve gösteriş iledir. Ve fıtri olarak vicdanda şuuru bir şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta bulur. Ne anladım bundan? Bak nasıl ki mesela bak nasıl ki amellerin hayatı niyet iledir. Onun gibi niyet bir cihetle fıtri ahvalin ölümüdür.
Çok ilginç. Bunu da çok sorarlar yani. Bayağı da sorarlar bu ne demektir diye. Bak bir de okuyayım. Nasıl ki amellerin hayatı niyet iledir. Onun gibi niyet bir cihette fıtrı ahvalin ölümüdür. Mesela ne demek? Tevazuya niyet onu ifsad eder. Tekibbüre niyet onu izale eder. Feraha niyet onu uçurur. Gam ve kedere niyet onu tahfif eder ve herkese kıyas et. Mesela bak. Ama ne dedi? Tevazu niyetli olmuyormuş. Ha, fıtri bir şey yani. Şimdi mesela bir adam tevazuya niye niyet eder? Şöyle diyeyim. Bir insan namaza niyet eder. Namazda değildi ondan. Şimdi biz namazda mıyız? Değil. Namaz kılabilmem için ne yapmam lazım? Niyet. O zaman namazda değilim ben. O zaman tevazuya niyet etmek demek tevazu da değilim demektir. Tevazu yok bende. İhlasa niyet, ihlas olmadığına delil. Mesela diyorum ki ben biraz kibar gözükeyim yani böyle millet geldi böyle sempati gözükeyim. Niçin buna ihtiyaç duyuyorum? Olmadığından. Olmadığından. Ama böyle bir zaten fıtra halim olsaydı, yani ihlasım olsaydı niyeti ihtiyaç olmazdı. Şimdi o zaman dengeleri şimdi alt üst ettin abi. Niye? Niye? Çünkü daha önce dedin ki sen ihlaslı olmasan bile zahiren şey yaptın. Tamam. O ihlas dedin. Tamam çok güzel. Ama içinden böyle mesela kardeşine zahiren böyle güler yüzlüsün ama içinden ona kızgınsın. Dışarıdan bunu göstermen ihlas. İçeriden de kızmayıp gösterirsen o da sırrı ihlas. Hı. Şimdi nasıl olacak diye bak. Mesela kul küllü yâmele ale şakir, o da öyle. Bir de yapmadığınız işi ne söylersiniz var. Şimdi ne biliyor musunuz? Şu anda bu temelli konuşuyoruz, batını. Mesela 23. sözde şu var. Yani onu şöyle izah edeyim. Bir insan niye kibirlenmek ihtiyacı duyar? Çünkü acizdir. Evet. Evet. Şu anda biz bunu şey konuşuyoruz Yusuf. Acizi gösteren kibrin ile. Tamam mı? Şimdi biz bunu ne konuyoruz? Batını konuşuyoruz yani oradaki hal. Ama biz bunu nasıl kazanacağız? Doğuştan değil. Genetik değildir ihlaslı olmak. O zaman arkadaşlar bu nasıl kazanılır? Bunu yaşayarak. Diyor ki işaretacağızdan. Akaidi hükümleri yani itikat hükümlerini sabit kılarak terakki ettiren ve canlı tutan ibadetlerdir. Yani Allah'a iman, peygambere iman, ahirete iman halini canlı tutan ibadetlerdir. İbadetler bunu devamlı destekliyor. Onun için mesela adam içinden ama diyoruz ki sen hocam içimden gelmiyor. Sen yavaş yavaş yap. Buraya kadar gel. Allah da onu getirecek. Yani oraya götürücü. Yani bir vasıta, geçici bir tabii, şey. Tabii. Yapa yapa gelişecek. Yoksa hakikat değil yani. Değil. Mesela bir futbolcu pat diye meydana şimdi koyarsanız ben koşabilir miyim? Biz bir ucundan bir ucuna zor koşarım. Ama ne yapmam lazım? Antrenman yapmam lazım. Ha o zaman bir futbolcu hakkında konuşmak var. Bir de daha antrenmana yeni başlayan çömez birisi. Ha burada futbolcudan konuşuyoruz. Tamam. Biri antrenmanda biri... Tabii. Mesela ama şimdi yeni gelince arkadaşlar mesela diyoruz ve dememiz lazım. Yani insanın içinde böyle o kadar ihlası olmaz tabii. Nerede? Yeni gelmiş. Tamam. Ne yapacağız? Yapmasan bile hani bel kazimine gayze vel afine anin nas işareti şeyde Kastamonu'da geçiyor ya. İnsanlar Allah nasıl methediyor? Şu insanı methediyor. İşte öfkelerini yutanlar, gazlarını yutanlar, öfkelerini ve gazlarını yutanlar ve insanları affedenler diye bu tür insanları Allah methediyor. Ama niye methediyor? Böyle değiliz de ondan. Eğer affetmek genetik olsaydı, sakinlik genetik olsaydı Allah öfkelerini yutanlar ve insanları affedenleri methetmezdi.
Mesela ne mutlu o baklava yiyenlere. Ne mutlu fazla yemek yiyebilenlere. Demiyor değil mi? Ne mutlu az yiyenlere veya cömert olanlara, ikram edenlere. Yani yiyenlere demiyor da yedirenler methediliyor. Demek ki Yusuf'u oraya götürücü o hal, hale götürücü bunlar. Zaten bakın 23. sözde bak ne diyor? Önce yani o zaman hiç antrenmanda kalmayacağız. Ha kalmayacağız canım. Geçeceksin, sahaya geçeceksin. Antrenmanda kaldığımız müddetçe. Yani yok. Evet. Yani tabii ders nereden bakılıyor? Mesela yeni bir derste cumartesi yaptığımız umumi ders işte diğer günlerde yaptığımız derste ne diyoruz? Yani arkadaşlar her tip insan geliyor. Hı. Arkadaşlar içinizden gelmesi bile diş prensipleri uyunuz. Mesela içinden böyle bu kardeşini sevmiyorsun ama bari kibar olun. Bu mudaradır aynı zamanda. Tamam? Bu da ferasettir. Aynı zamanda siyasettir. İdare etmektir. Allah Resulü'nün yaptığı var böyle. Onun zararını önlemektir. Ha, mudara bu noktada anlamıyorlar yani. Bazı konular. Bazı konularda ben de şey yapmıyorum ama dini, fıkıh, iştihat şeye giriyor. Ama bazı konularda şuna giriyor yani bilesin. Mesela kerpiçti ya Allah Resulü'nün eliydi. Kerpiçti gözüküyordu. Ayşe Sıdıka validemizle radiyallahu anha ile otururken gösteriyor. Kerpiçim odada gözüküyor ama görmüyor. Bak diyor şu geçen var ya diyor. Efendim zalim, İslam düşmanı, hain, namustur falan ya sayıyor. Allah Resulü çünkü fasık mütecairin hübeti caizdir hükmü de çıkıyor oradan. Oradan çıkartmışlar bu müştehitler. Bir tanesi de bu yani. Yani günah alelen severek işleyen, alelen işleyenin gıybeti olmaz. Hatta vaciptir ulema demiş ta ki çoluk çocuğun onu taklit etmesin diye. Onu mesela kız, bak kızım o kızı şey yapma, o komşumuzun kızını şöyle şöyle yapıyor demek farzdır. Şafii mezhebinde vacip tabiri farz makamında. Çünkü çocuğun kurtulsun diye Allah Resulü söyleyince Ayşe validemiz dinliyor. Adam yolunu değiştirmesin mi? O giden adam hemen Peygamberimiz Aleyhisselam'a doğru gelince Peygamberimiz Aleyhisselam validemize diyor ki sen geç içeriye de kapat diyor. Ondan sonra o zalim dediğinden şahıs geliyor. Allah Resulü söylediği gibi davranmıyor. İyi davranıyor. Oturtuyor, iltifat ediyor vesaire su veriyor. Sonra gidiyor. Validemiz diyor ki Ayşe validemiz ya Resulallah sen böyle demedin mi? Böyle demedin mi? Dedim. Ama nasıl davrandın? Diyor ki ya Ayşe o hakikati ifade etmekte bu mudaradır. Mudara yani onu idare etmektir. Onun diyor gelecekteki zararını def etmek için yaptım diyor. Eğer onu alelen bildiğimiz, inandığımız o layık olduğu gibi muamele etseydik onun İslam düşmanlığı alelen olacaktı. Daha ileri safhaya götürecekti. Damarına basacaktı. Tabii. Daha ileriye götürecekti. Ne yaptık biz onu? İslam düşmanlığını açığa çıkmasına mani oldum ve İslam'a hücumunu da azalttım. Bu onu idare etme şeyidir. Tamam mı? Onun için kime nasıl davranacağın çok önemlidir. Tamam mı? Kim kime neyi, nasıl, niçin, ne makamda, ne maksatta, hangi uslup ve bedensel ifadeyle takdim edecek ilme, bu ilmi bilmeye ilmi siyaset denilir. Allah Resulü'nün ifadesiyle mudara. Hemen soru soruluyor buna mukabil. Diyor ki, abi bu mudara ilmi, ilmi siyaseti hem kendimizi hem ailemizi, çoluk çocuğumuzu, aile familyeyi, hem cemaati bu idare etmek bu çok önemli. Bu ilmi siyaset çok önemli. Bak kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, hangi makam, hangi maksat, hangi uslup ve bedensel haliyle ifade edileceğini, söylenileceği, yapılacağı ilmi. Bunu nereden elde edeceğiz diyor. Değil mi İsmail? Bu nereden elde edeceğiz? Arkadaşlar bu kesinlikle şu iki kitaptan. Kastamonu ve Mirdağ'ında. İlmi siyaset mudara buradadır. Çünkü kime nasıl davranacağın ilmi burada. İlmi siyaset Mirdağ ve Kastamonu layıkasıdır. Şimdi bak o şeye bir insan
görünüşle batın ne kadar farklı olduğunu, buna niçin ihtiyaç duyduğuna ait bir yer okuyorum. İki satır. 315 sözde. Yani külliyatı külliyat da izah ettin mi? Fevkalade oluyor. Tadına doyum olmuyor. Ben arkadaşlar kafa kaldırdık da izah ettiğim şeyler eğer külliyatla nakletmiyorsam vicdanımızda hep şu olur. Yani acaba ne kadar isabet etti? Öyle ya, ben semavi bir şeyle tasdik olunmamışım ki. Ustad ihtar edildi dedim. Bitti. Tamam. Cenab-ı Hak inam etmiş. Ama bana ihtar edilmedi ki. Onun için kafayı kaldırıp da bir insan, ben de dahil, herkes dahil, izah ediyorsa isabet edebilirdi, etmeyebilirdi. Ama külliyattan başka bir yerden naklediyorsa isabet etmiş. Ama kendi tefekkürünü söylüyorsa mana mertebesinde bir mertebededir. Ama en isabetli ders nedir? Biraz şimdi yaptığımız şekil. Onu oradan, onu oradan, onu oradan. Sen bana soru sordun, ben de niyeti açtım. Ama ya kardeşim niyet şudur, ihlas da budur. Biz yarım saat gevezi yapsam, sen gene vicdane tatmin olmazdın. Ama ben yanlış hatırladığımı İsmail'in hatırlatmasıyla ve Mesnevi okuyarak anladım. Ben ta tersini bir hatırımda kalmıştı. Değil mi? Efendim, niyet daha ötede biliyordu. Değilmiş yani. Değil mi? O zaman açacaksın küller. Bak, ehli dikkatin nazarında, ehli dikkatin nazarında, yani işi bilenlerin nazarında, zaafı gösteren tekebbürün ile. Demek ki kibirli adam, zaaf adam, zayıf adam. Zayıf adam buna ihtiyaç duyar. Hani Mesnevi Nuriye 201'de tevazuya niyet, onu izale eder. İhlasa niyet, niyeti uçurur. Yani kibirli adam, kabadayı, zayıf, buna ihtiyaç duyuyor. O zaaf halini bastırmak için, tıpamak için yapıyor. Başka? Aczi gösteren gururun ile. Aciz adam gururlu olur. Gururlu adam acziyetinin getirmiş olduğu elemden, halden kurtulmak için. Korkadan adam türkü söyler ya. Mesela bir yerde para almasını, alacan almaya gittiği zaman adam parasını almaya geliyor. Kimse böyle gitmez. Güyaya, tamam mı? Riyayı göster, riyayı ve zilleti gösteren tasannu ile, riya ve zillet. Tasannu neydi? Tasannu nedir arkadaşlar? Yapmacık hareket. Yapmacık hareket. Yapmacık harekette, tamam, hakikaten sırıtıyor. Ehli dikkatin nazarına sırıtıyor. Kardeş gelin falan öyle acayip davranıyor ki ya insan, yani insanlığından utanıyor yani. O kadar insan aşağılık olur mu? Bir menfaati var, takip ediyor böyle amirine vesairesine. Veya bir şey takip edecek, tamam mı? Yahudileri yapıyor abi. Yahudi he, Yahudi de bu çok. Demek ki riyayı ve zilleti gösteren tasan, yapmacık hareketlerin alt verisi ne? Bu adam buna niye ihtiyaç duyuyor? Çünkü riyakar ve zelil bir insan, aşağılık bir insan, karakteri oturmamış bir insan ile kendini halka mudhike yaptı. Buna ait o kadar yer var ki, belki de 10 tane yer sayarım işte. Böyle, onu bu şekilde ifade etme yerleri. Tamam. Şimdi gelelim, Mesnevi Nuriye o çok şey yapılan. Bak bir de okuyayım. Tevazuya niyet, onu ifsad eder. Şimdi daha iyi anlaşıldı değil mi İsmail? Bak, tevazuya niyet onu ifsad eder. Tevazuya niyet ediyorsun, onun olmadığını gösteriyor. Tevazuya niye niyet ediyorsun? Niye ihtiyaç duydun? Fıtri değil de ondan yani. Değildin de ondan. Efendim, tekebbüre niyet. Bak şimdi tekebbüre. Birisine kabadayılık yapacaksın. Tamam, bir para alacağın var. Ne bileyim korkutacaksın. Öyle. Bu ne delirdin? Tekebbüre niyet onu izah eder. Öyle değilmiş yani. Alt verisi o değil. Fera niyet onu uçurur. 201 kardeş bakıyorsan. Gam ve kedere niyet. Mesela ya şimdi ben biraz dertleneyim ya. Ya biraz dertleneyim. Aa falan ama tam tersi ne olur? Tamam. Müziklerin niçin haram olduğunun bir hikmeti de şudur.
halet rüyen dengeli ve dengeli Allah ile rabtı kabul etmişsin. Bir müzik dinleyin böyle, yaktın beni, pişirdin, köfte ettin, virane ettin, tam tost ettin, şey dinle. Hiçbir şeyin yokken hemen alev alır derdi. Mesela Allah'tan kopuyorsun. Kendi haline yetimlik ve ümitsizlik oluyor. Yani ayet-i kerimede de Allah'tan ümidini kesenler ancak kafirlerdir diyor. Yani böyle bedbin, mahvoldu ve çoğu isyan tabii. Mesela onun için arkadaşlar müzik insanın ruhunu çökertip yetimane hal yapıyor. Yetimane hal aç ve fak ve kendi sahipsiz olduğu hali getirerek Allah'tan ümidini kesiyor. Allah'tan da ümidini kesenler ancak kafirlerdir diyor meali. Ümitsiz, bedbin bir şehal alıyor. Ve hakeza. Yukarıyı bir okur musun abi? Siyah yer. Orası çok güzeldi ya. Hayrat ve hasenatın hayatı oraya mı diyorsun? Evet. Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucub, riya ve gösteriş iledir. Ve V'den itibaren çok hoşuma gitti ben de. Ve fıtrı olarak vicdanda bak fıtrı olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası ikinci bir şuur ve niyet ile inkıtaya bulur. Allah Allah. Sen ne anladın? Yani vicdanda tevazu zaten kendinden var. Şuur olarak insan biliyor. İkinci de bir defa şuur edip buna niyet etmek senin dediğin gibi olmamasına. Değil. Öyle olmadı. İhtiyaç duyuluyor. Çünkü ihtiyaç gerek yok. Zaten vicdanda var o. Niye evet. Niyet edesin? Eğer ediyorsan diye anladım demem ki şeyden. İkinci bir niyet alıyorsa, şuurlu bir şekilde niyet ediyorsan tevazu etmeye o olmamasına belli oluyor. Mesela, sen öldürüyorsun. Doğru. Fıtrı halini öldürüyorsun. Evet. Mesela şöyle diyor, bak bir adam geliyor, tamam kendimi motive ediyorum. Bak Hasan sinirlenmeyeceksin. Bugün sinirlenmeyeceksin arkadaşım. İnan yapın bunu 7 defa. Mesela kocası geliyor, bir kadın düşünün sinirli. Veya hanım veya evde, eve işe gidiyorsunuz. Giderken bugün kızmayacaksın ya. İnan bugün kızmayacaksın. Tamam mı nefis? Bugün kızmayacağız. Sinirlenmeyeceğim ya. Yani. Damarıma basacaklar. Ama sinirlenmeyeceğim. Beş. Ama ummadığım bir şeyde kesinlikle kendimi kontrol edeceğim. Hadi göreyim seni bakalım. Becerebilecek misin? Tamam mı? 7 defa. Bu çok sırdır. İnan kendi o hikaye değil. Aynen doğrudur, motive ediyorsun, kilitliyorsun kendini. Artık beyin onu salgılama yapıyor. Arkadaşlar, bir şey söyleyeyim bak. Ki akıl, niyet oluyor değil mi? Niyet. Akıl ne kafirdir ne Müslümandır ya, bir alettir. Ne inanırsanız onu imal eder. Mesela bak, ben bugün niyet, sinirlenmeyeceğim evde ya. Akıl hemen devre giriyor. Tabii ya sinirlenmemek lazım. Evde olur mu ya? Çoluk çocuğun huzurunu aynı bozabilir. Hemen o niyetine uygun dokümanlar veriler çıkartıyor. Tam tersine eve gidince kafasını kopartacağım. Bu kadın bana nasıl böyle şöyle diye. Tabii ya sana nasıl der falan. Hemen onu. Niyet nasıl olursa akıl ona çalışıyor. Onun verilerini topluyor. Bu benim çok işime yarıyor. Tamam mı İsmail? Doğru yani. Yani ne isterseniz. Mesela diyorum ki bak benim damarıma basacaklar o derste. Tam her tip insan var. Böyle cinsiyetleri de gönderiyorlar beni. Böyle tip yani. Filizleniyor böyle. Böyle acayip bir şey yani. Böyle tasvir etmiyor. Dedim ki derse giderken arabada kardeş götürüyor beni. Hasan sinirlenmeyeceksin. İyi geçiştim. Her şeyi görmeyeceksin. Duymayacaksın. Fermuar çekeceksin. Tamam. Her şeyi düşünmeyeceksin. Her şeyi hayal etmeyeceksin. Allah Resulü'nün sözünü unutma. Olanda hayır vardır diyeceksin. Karışmayacaksın. Allah Resulü'nün sözüdür. Olanda hayır vardır. Bu niyeti yapınca hemen beynim diyor ki tabii diyor yapmaman lazım. Orada bir sürü insanların hukuku var. Şudur budur. Ama tam tersini desem ağzının payını vereceğim. Tabii ya vermen lazım ya. Orada insanlar şey bilecekler falan. Yani nasıl inanırsam akıl onları üretiyor. Arkadaşlar lütfen bunu kullanın. Beden dilinizi kontrol edin. Beden dilinizi kontrol edeceksiniz. Mesela eve hiçbir şey demiyorsun. Kullanacağınızı söyle. Ama lütfen beden diliniz asit akıtmasın.
O zaman fıtri ahval olsun. Ölü ama ben şimdi sinirlenmeyeceğim veya tevazu olacağım dediğim zaman evet. O zaman o şey yine şey yerine gelmiş oluyor. Şimdi şu oluyor tabii fıtrat. Fıtri hal zaten o olmadığı için buna ihtiyaç duyuyoruz. Ölümü evet. Demektir zaten. Ölmüş demek. Mesela ben sinirlenmeyeceğim. Değil, sinirli bir adamım. Zaten ölmüş. Benim halim selimliğim. Ölmüş zaten. Buna ihtiyaç duymamla. İhtiyaç duyuyorum. Ama böyle yaparak ben de halim selimlik gelişebiliyor. Tamam. Tersini düşünelim. Antrenman. Sinirleneceğim bugün. Tamam zaten sinirliyim. Kesmem lazım adamı. Antrenman yapmak lazım. Tamam. Antrenman yapmak lazım. Evet. Evet demek ki vicdanda şuur ile bizzat. Peki vicdanda şuur nedir? İsmail. Vicdanı şuur nedir? Kalem kağıdın var mı? Var. Yaz kardeş. Kağıda. Vicdanı şuur nedir? Vicdanı şuurdan bahsediyorum. Yaz. Zihin. Zihin. Yaz. Zihin. His. İrade. Latife-i Rabbani. Bu çok lazım olacak size. Ben buna sene verdim. Sene. İrade. Külliyattan topladım bunu. İrade. Zihin. Latife-i His. İrade, Latife-i Rabbani, yuvarlak içine al. Beraber ahenkli çalışmanın adı şuurdur. Vicdani şuur. Vicdan budur. Vicdan neydi? Vicdan iki eşit, vicdan eşittir. Vicdan şu. İçerinde ne var vicdanın? Şuur demiyorum, vicdan. Zihin, his, irade, Latife-i Rabbani. Hutbe-i Şam'ı 136, tamam mı? Bu sözüme itimat edin çünkü sayfası yok. Bu vicdandır. Vicdanı şuur nedir? Bu dört hakikatin ahenkli birbirini ifade etmesidir. Her bir şeyin şuuru vardır. O da akıllı mı konuştun? Yani şuurlu mu konuştun? Bu şuurlu mu yaptın? Yani her şeyin şuuru var. Vicdanı şuur farklıdır. Burada vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası. O şuursuz olan o vicdaniyatın o şeye hali yok ediyor işte. Tamam mı? O peki şuurun daha acayibine gidelim. Şöyle dört tane hakikat vardı. Vicdan neydi? Zihin, his, irade, latife-i Rabbani. Bunun hulasasına ne denilir? Şuur. Aynı zamanda şuur nedir? Cenab-ı Hakk'ın subutu sıfatlarının bizdeki hulasalanmış halidir. Cenab-ı Hakk'ın subutu sıfatının ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam, hayat sıfatının macun yap. Macun yap. Mesela tencereyi düşün. Hayatı koy. Kudreti koy. Haşa Allah'ın kudretini, ilmini, hayatını, kelam, irade, kudret, sem, basar, kelam, tamam mı? Karıştır yedi tane. Karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. İnsana bırak. İnsana çıksın. Bu vacip. İnsandaki karşılığının adı şuurdur. O dışa da vururken zihin, yollarından bahsediyorum şimdi, kanalından, zihinde, histe, iradede, Latife-i Rabbani'de kendisini ifade eder. Bak gördün mü kanalları? Allah canibinden bizdeki karşılığı, bizdeki durumu dışa vuruşu. Allah Allah. Eylemimize böyle yansıyor. Bu çok şey ya. İşte benim bu küllata bunları beni tabirler. Zaten külliyatın en fazla 50 tane mi 60 tane en fazla 100 tane tabiri var. Onlar böyle çözülürse şuur gibi, ehadiyet, vahidiyet gibi. Tamam. Bunlar bu 50 tane veya 100 tane tabir bildin mi? Kur'an'ı tabirdir. Kur'an'ı da anlamış oluyorsun. Kur'an'ı anlamak sadece anlamış oluyorsun. Ve bu 50 tane ancak tabir var ya. Şifre nerede o zaman? Şifre tabii canım. 50 tane veya 100 tane. 100 tane de. Mesela şuur. Dima, kalp, vicdan,
kuvvet-i insaniye, kuvvet-i şahsiye. Yani bunlar yalnız. Bu tür şey. Nefis, zaman, tamam mı? Hayat. Mesela yani en fazla 50 ve 100 tane bitti ya. Ama bu malzemedir. Ondan sonra seyret yani. Ne kadar zevkli oluyor diyorlar. Okuyorum şimdi. Bu ne kadar, neredeydik biz? Diyorlar. Mektuba girdik. Mektuba girelim. Aciz tane. Ha. Şartta bir şey arıyordu. Ha tamam. Baştan alayım. Aciz talebeniz küre-i arz içerisinde ruhun bazen şartta, bazen cenupta, bazen garba, bazen şimale, bazen semeye giderdi ruhu. Acaba yardım ne taraftan erişecek diye beklerdim. Ruhun bir mürşidi ekmel tahari ederdi. Aramak üzereyken bana ilham olundu ki, hakikaten herkesin aradığı da bu mürşid. Herkesin aradığı, insanlık mürşidi Mehdi'yi arıyor, cemaat içindeki mürşid abi arıyor. Onun için Gayrimüteşhir'de usta diyor ki, bazıların fıtri yapısıdır. Gayrimüteşhir arkadaşlar, söylemek için söylüyorum, şu emirdağ var ya, şu emirdağ kadar, bende Gayrimüteşhir emirdağ var. Aynı bu kadar kalınlıkta, basılmamış, bu kadar kalınlıkta emirdağ dönemine ait mektuplar var. Zübeyir abiden kalma, Rüştü abiye, Rüştü abiden biz de aldık, çaldık yani biraz. Yani Osmanlıcayı Latince'ye çevirirken şey yapmayın Hasan, tamam abi. Bize selam. Allah'a selam. Kastamonu kadar Kastamonu var, inanın. Yani bir sözler kadar gayrimüteşir, iki sözler kadar gayrimüteşir var. Gelin Türk'ü gösteririm ama vermem. Latince'ye çevirmiş. İki sözle bu kadar böyle gösteriyorum ki kalınlık aynı bu kadar. O zamanı gelmemiş. Üzerine notlar var. Şu var, zamanda. Mesela bir tanesi söyleyeyim. Ayasofya cami olursa şunun eşidi. Başka bir not. Bu mektup mecliste dindar mebustan %70'i dindar olursa neşidi. Mesela mecliste %70 dindar mebus olursa gazete çıkartın diyor. Ustad ondan önce gazete çıkarmasını istemiyor. Risale-i Neşedin diyor. %70 meclis dindar olursa gazete çıkmaya cevazım vardır diyor. Mektup var bende. Abi daha önce bir derste geçmişti bu mevzu da. Bir şeyde takılı kalmıştı. Nasıl neşredilecek? Risale-i Nurlar basıldı. Hepsine evet, versin. Bu tabi buna gayrimüteşhir deniliyor. Gayrimüteşhir bunun hizmetkarları var, varisleri var. Kitapta teyit edilmiş kişileri var. Yaşıyorlar, mevcutturlar. Ondan sonra onların en yakınında ehas-ı has kadroları var. Vakıfların vakıfları var. Bir vakıflık var, vakıf var. Risale-i Nur hizmetinin merkeziyetinde bir nur cemaati var. Dost var, kardeş var, talebe var, has var, ehas-ı has var, erkanlar var, rükünler var. Tamam mı? Şimdi bir siz hassınız. İçtimaiyatta olup, evli olup da, ticarette dahi uğraşsa, siz dost değilsiniz. Kardeş değilsiniz. Talebe de değilsiniz. Hassınız. Daha ileri. Yani ben hasbel beşer içtimaiyatta çalışıyorum, çoluk çocuğum rızkı için. Ama gayem ve zihniyetim, ruhum, hizmet imani ve Kur'an'ı. Bu insan nur talebesi değil. Daha ilerisi. Hastır. Has. Evet. Vakıf nedir? Evet, ehas-ı has. Vakıf ehas-ı has'tır. Erkanlar vakıflardır. Rükünler de vakıfların vakıfıdır. Yani şöyle 40 veya 50 yaşını geçtikten sonra hayatiyeti tamamen çizgisi belli olup hani ağırlığıyla, yaşantısıyla, özelliğiyle istikamet veren, gösteren insan onları gördüğü zaman şey yaptığı zaman çizgiye gelen şey yapan, haddin hududunu şey yapan kişilerdir bunlar. Ondan sonra bir de ustadın varisleri vardır. Varis. Emirdan da geçiyor. Bu varisleri kim seçti? Ustad seçti. Ben mi seçtim? Benim tenkit etme hakkım var mı? Ben kimim? Benim hakkım var mı?
Peki usta yerde işlenen günahların alem-i saadet temessüllerini görüyorum dedi mi demedi? Nasıl bakayım? İstanbul'da Emirdağ'la geçiyor. 10 sene kaldım bir defa bakmadım. İlminize orada. Peki dedim dedi. Bu 232 Demirdağ 2'de söylüyor. Vasiyet namıda şu şu. Peki bu varisleri tercih edin ki? Usta. E şu anda bir nur talebesi nam altını misal tenkit etse ne olur? Ustadı tenkit değil midir? Ustadı. O zaman edebini bil ya. Adını bil. Ağzını nasıl alır? Ondan sonra başka işim yok mu yani? Beni tenkit edeceğiz. Onu tenkit ediyorum. Sokakta o kadar. Tenkit edilecek en başta nefsimizdir. Ha? Haddimizi de bileceğiz. Haddimizi bileceğiz. Ha ustad diyor ki niçin gayrimüteşhirden girdim? Bazı fıtratlar var. İlle önde birisini görmedikçe yürüyemiyor. Bu tarikat meşreptir. Ama nurcuların içindedir. Bunları da korumak adına daire içinde. Ustad diyor ki nur dairesi içinde şeyh manasında diyor aynı böyle bir abi bulabilir. Abisi o. Her şeyini ona sorar. Abim bu nasıl? Guslu mu? Aile hayatı mı? Abdesti mi? Ben de böyle böyle han oluyor. Yani her şeyini, özel hayatını onunla pay edecek. Bir abi bulabilir ki padişahların da böyle birinci derecede danıştıkları insanları varmış. Yani Şeyhülislam dan önce Yavuz'un Hasan Can'ın, Fatih'in Akşemseddin'in. Ondan sonra Behlül Dan'a kimindi? O vardı ya, o padişah. Harun Reşit. Her padişahın böyle Hasan Can'ı varmış. Evet. Yok, müracaat ettim Hazreti Ali. Nerede biliyorsun? Emirdağ'da İflami kesmiş Hazreti Ali. O araba meselesi var ya. Biliyor musunuz onu? Aman ya. Araba alındığında değil mi? Araba alındığında. Gece baskın yaptılar. Resulullah ile galiba. Ya Resulullah ile Hazreti Ali veya Gafs-ı Geylani ile Hazreti Ali. Ama Gafs-ı Geylani edebi uymuyor. O kutbul azamdır. Ustad Asya'dır. O olmuyor. Hazreti Ali ile Resulullah. Çünkü ama tek de anlaşılıyor. Ama kesinlikle Hazreti Ali. Bir tane kesin olduğu belli. Gece baskın yapıyorlar. Araba alındığı için. Araba Ustad demiş ki Barla'da Emirdağ'da keşke demiş yani. Acayip bir şey. Böyle ustadın talebeleri olmak. Allah'a hamdolsun ya. Ya kendisi için istemiyor ki. Bir araba görmüş. Demiş ya bu arabalar kaç para? 4000 lira. Ama büyük para değil mi? Tabii. O zaman. 4000 lira. Keşke böyle küçük bir arabamız olsa da demiş. Ben kardeşlerimle beraber Türkiye'deki yani diğer medresedeki kardeşleri ziyaret etsem. Ne kadar masum değil mi? Ne kadar masum bir temenni. Çoluk çocuğumu gezdiririm, pikniğe giderim, ticaret yaparım demiyor. Yani, öyle dedi ya öyle. Dedi. Dedi o kadar dedi ya. Yani. Bu kadar demiş, alın falan dememiş. Keşke böyle bir arabamız olsa da dershaneleri ziyaret ederdik. İyi olurdu. Demiş. Bu abiler de arabada birkaç kişi varmış ya böyle. O da onu ama nereye yaymışsa emir zannediyorlar. Yok öyle yaymış. Konya Halıcalı vesairelere gidiyor. Konya tarafında bunlar abiler bir araya geliyor. Parayı getiriyorlar. Bir araba alıyorlar. Araba alıyorlar abiler. Ustanın haberi yok. Ustadım buyur araba demişler. Ustad gece bir uyanıyor. Beni kurtarın diyor. İmdat diye bağırıyor. Kurtarın Allah rızası için diyor. Gücenmeyiniz diyor. Arabayı satınız diyor. Aldığınız fiyat olmadı aşağıda yani satınla Allah arasında boşluk varsa ben faninalımı iş çamaşırını da satacağım. Sepetimi de gömleğimi de vesaire hepsini sayıyor. Satacağım. O sattığınızda verdiğiniz arada şey varsa ben ödeyeceğim diyor. Allah rızası için satın diyor. Ve satıyorlar. Hiç bilemiyor hiç. Çünkü anlatıyor. Gece bugün beni sen hani şöyle iddia etmemiştin. Sen böyle bir vazifesi değil miydin? Sen böyle böyle yapmayacak mıydın? Emirdağ'da. Okumadın değil mi? Yok arabayla falan biliyorum da. Hazreti Ali falan geldi. Hazreti Ali demiyor. Orası gece yok, diyor. Hasan abi onu ekstra söyledi. O yok tamam, geçmiyor şimdi, yok şimdi. Ama gece baskın yapmışlar. Yani geçmiyor o Emirdağ'da. Gece baskın geçiyor da gece şiddetli ikaz. Kim yapıyor ki? Şiddetli ikazı yapabilecek iki merci var ustadın.
Ustadım dediği Hazreti Ali ve Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İhlas'ta geçen talebelere yönelik değil mi? Hazreti yani, Ali ve Hazreti evet. Genani diyor. Evet. Bize de öyle. Ya acayip bir şey. Velhasıl. Hayatiyet, hayati ile çizgisini ispat etmiş. Böyle insana güvenilmez de artık nereye güveneceğiz? Yani bir insanın yaşantısı belli ya İsmail'in. Yaşantısı belli. Bu insanın yaşantı ortaya koyduğu hayat belli. E buna güvenmeyeceğiz. Kime güveneceğiz başka? Ne yapacağız yani? İbrahim belli, Harun belli. Belli kardeşim bunu kötülük yapsa bunun boyu kadar kötülük yapabilir. Hacmi kadar kötü. Onu her kötülük yapsa belli onu. Herkesin de kötülük yapma kapasitesi de belli. Bir adam çıkıp da deccal olamaz ki. İstese ne kadar kafir olursa olsun deccal olamaz. Özel seçilmiş. Yani senin kötülüğün ne olur? İyiliğin ne olur? Belli adam adamın çizgisi ya. Benim çizgim belli kardeşim ya. Ben belliyim ya. Ben buyum. Buyum. Ha o zaman böyle insanlara itimat etmeyeceğiz de kime edeceğiz? Ustalara bak. Bazen semaya giderdi. Acaba yardım ne taraftan erişecek diye beklerdim. Bir gün hatırlatırsan Zemir Dağı'ndaki o mektubu okuruz. Demedim mi ki asrın psikoloji tedavisi ilmi siyasettir. Demedik mi biraz önce? Emir Dağ. Bu olmasa ben nasıl hareket edecektim ya? Nereden anlatacaktım? Bu Avrupa'ya ben nereye gelip de ne anlatacaktım arkadaşlar size? He? Ne nasıl yapacaktım ne bileyim kendi pişir kendi ye. Nerede varmış o? Bolu dağlarında varmış. Kendi pişir kendi ye. Hasan'ın yeri diye yer var orada. Ruhum bir mürşid-i ekber tarih ederdi. Aramak üzereyken bana ilham olundu ki mürşid, mürşidi sen uzakta arıyorsun. Pek yakınında bulunan Bediüzzaman vardır. O zatın Risale-i Nur'u müceddit hükmündedir. Ustadın iki ismi var. Ustadın bir tarafı var. Müceddittik tarafı, bir tarafı var. Beşeriyet tarafı. Hangisi beşeriyet ismi? İsmail? Kuksafenli İsmail. Hamburglu İsmail değil. Soruyu bir daha alalım abi. Bir şey mi okuyordun? Sen teoriyi takip ediyorsun. Said Nursi ile Bediüzzaman arasında ne fark var? Said Nursi şahsına bakıyor. Bediüzzaman Risale'lere bakıyor. İstarın mürşid olmasına mücedir. Bak mücedir. Kitabın üzerine yazıyor ki müellifi Bediüzzaman. Kim bu? Bu bir ayna birisinde gözükecek. Said Nursi. Yazıyor ya. Müellifi Bediüzzaman. Bunun müellifi o. Kim o Bediüzzaman'da? Bir asr-ı mücedid bu sıfat. Bedi. Zamanın bedisi. Said Nursi. Ha Said Nursi'ymiş. Said Nursi beşeriyetidir. Bediüzzaman sıfatıdır. Mücedidlik tarafıdır. Mücedid budur. Asfiye budur. İlle şahısını görmek istiyorsan Bediüzzaman'dır. Duanıza muhtaç Bediüzzaman demiyor herhalde. Evet. Said Nursi diyor. Aferin. Beşeri taraf. Aferin. Bak bazen kafası çalışıyor işte. Her zaman çık kafası çalışsa ne olur? Başımıza dert olur. Ama zekileri de severim. Niye biliyor musun? Aklın gereği akıllı dostlarla dost olmaktır. Akılsız da herkes olur. Ticaret yapmak istiyorsanız yanınıza akıllı insanları çalıştırmak akıllılıktır. Akılsız da dost olmayınız. Akrabalık şeyi gidip gelmeyin. Burası ötkün o kadar. Başınıza bela açar. Neyse. Nereden açılıyor? Tutamıyorum ki kafayı ya. Hamburglu İsmail gülme. Yani bir mevzu açılıyor. Hani dedim ya dokümanları çıkartıyor. Tutamıyorum ki yani. Kontrol edemiyor. Şimdi akın nerede? Dediği tarafında kaldınız abi. Şuraya bir şey yapmamız lazım. Hani böyle çıktı ya. İp çekememiş. Aramak üzereyken bana ilham olundu ki mürşidi sen uzakta arıyorsun. Pek yakınında bulunan Bediüzzaman vardır. O zaten Risale-i Nur'u müceddit hükmündedir. Hem attaptır
hem Zülkarneyn'dir, hem ahir zamanda gelecek İsa Aleyhisselam'ın vekilidir, yani müjdecisidir denildi. Bunun üzerine Ustad-ı Muhterem'in nezdine vardım. Risaleleri bize yazmak için emir verdi. Ben de 15 kadar sözlerden yazdım ve okuyorum. İstidadım kısa, fikrim müşeveş olduğundan risalelerden hakkıyla istifade ve istifaza edemiyordum. Demek ki istidat ve fikir. İstidatlarımızı başka yerde şey yapmayacağız, fikrimizi yormayacağız. Bilare 22. mektubu verdiniz, yazdım. Hangi mektubu? 22. mektup. Ne var arkadaşlar 22. mektup? 22. Evet, mektup. Evet. Sonra başka bir de arkasında bir şey var. Gıybet. Hızla ilgili bir şey var. Ne dedin sen? Gıybet. Gıybet. 22. mektuptun Uhuvvet'in sonunda ne var bir de? Bak. Şimdi 22. mektup ne var? Hırsla ilgili var ama. Hırs mı var? Gıybet mi var? Gıybet en sonunda var. Birinci mefas Uhuvvet, ikinci mefas hırs. Sonu zeyli de gıybet olması lazım. Doğru söylemişler. 22. mektup birincisi Uhuvvet, ikincisi hırs, üçüncüsü. Peki ben bir şey söyleyeyim de geçeyim. Gene ipimi çekiyorsunuz da tamam. Uhuvvetle gıybet doğru uyuyor. Ama hırsın oraya girmesinin ne alakası var? Yani 22. mektubun başı Uhuvvet, sonu gıybet. Araya hırs koymuş. Hırs da Uhuvvet'i bozuyor yani. Evet. Hırs ulvi duyguların tahrip edendir. Bir de hangi şey duygu var? İsraf. İsraf ve hırs ulvi duyguların dinamitidir. İsraf ve hırsı olanlar ulvi duyguyu tahrip ettiklerinden ulvi duygu sahibi olmayanlar Uhuvvet ve ihlas yapamazlar. Çünkü ruhu bozulmuş. Ruhu bozuyor. Uhuvvet yapamaz hırslı insan. 22. mektubu verdiniz. Ustad nereden çıkartıyorsun Hasan? Delilin var mı?